Efendim telefon hattımızda her perşembe olduğu gibi Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren var. Teknoloji dünyasında bu hafta neler konuşuluyor ona soracağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, güzel haberler var, o bilgiler var, onları vereceğiz size. Türkiye Gov.tr e-kapı, Türkiye'de 20 milyon kullanıcısı var. Bu güzel bir sistemi hayata geçirdi, e-nabız sistemi. E-nabız. E-nabız, bunu anlatayım, herkesin kullanmak isteyecektir. Çok etkili bir sistem, çok hayatımızı kolaylaştıracak bir sistem. E-nabız sistemine girdikten sonra bundan sonra gittiğimiz tüm doktor kayıtlarımız, hastalıklarımız, bize yazılan ilaçlar, tıbbi çekimi yapılan tıbbi görüntülerimiz, tespit edilen alerjiler, aşılar ve benzer bilgilerin olduğu tüm bilgiler bu sayfada görünebilecek. Yani biz bir doktora gittiğimizde, inşallah çok az gideriz veya hiç gitmeyiz. Gittiğimiz zaman doktor TC kimlik numaranızda bizim geçmişimizle alakalı tüm bilgilere ulaşacak. Çok güzel. Elimizde işte dosyalarla röntgen çekimlerini veya işte şu doktora gittim, bu doktora gittim bilgileri vermeden bütün doktorlar oraya girecek. Bilgileri ve bir veri tabanı oluşacak. Bunu sistemin adına e-nabız deniyor. Mutlaka e-devlet şifresiyle buraya giriş yapmak lazım ve bu kayıtları görmek lazım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki bir süre sonra bu e-nabız sayfasının altında teşhis diye bir buton olacak. Ona tamam. Tıkladığımız zaman sizde galiba tansiyon problemi var filan. Hemen şu servise müracaat. Oraya doğru gidiyor iş. Akıllanacak o verilerden sizin hastalığınızı. Tabii. Mümkün, evet mümkün. Tabii, bununla neden olmaz? Apple'ın uygulaması var zaten. Size şey veriyor, yani yürümenize göre, yediğiniz yemeğe göre verileri giriyorsunuz. Evet. Ve size diyor ki işte sağlıklı bir diyet programı veriyor veya daha fazla yürümen lazım. Şu an bunu dediğiniz şeyleri yapan uygulamalar, yiyilebilir teknolojiler var. Çok ya da git derhal vasiyetini yaz diyor mesela. Onu da dijital olarak yazmamız lazım. Dijital vasiyetini. Evet, aynen öyle. Böyle bir haber var. Bu hafta biliyorsunuz 5G ile alakalı bir tartışma oldu. Evet, onu soracaktım. Onu bizim aklımız, biz ölümlülerin pek aklı ermiyor o işe. Hangisi nedir? Çünkü farklı bakış açıları var hakikaten. Yani iki kararında farklı yönleri var filan. Biraz önce Mehmet Çelikyer'le de onu konuşuyorduk. Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı Türk Telekom'un bir ödül töreninde. 4G'ye gerek yok, 5G'ye geçelim 2 sene içinde dedi. Bu tartışmalara yol açtı. Ben bu tartışmalara girmeden birkaç teknik bilgi vereyim isterseniz. Hani seyircilerimiz bunu bilmiyor olabilir. Hani 4G nedir, 5G nedir? Şu an 4G dünyada kullanılan bir teknoloji. Yaklaşık 130 ülke falan kullanıyor. Yani bayağı kullanılan bir şey. Ve şu an 3G'nin 20-25 katı hızında ve işte 200 milyon kişi gibi bir kullanım şeyi var. 4G'den daha hızlı bir teknoloji 5G. Yaklaşık bu da 5-6 kat daha hızlı ama daha şu an taslak aşamasında denemeler yapılıyor ve standartları oluşturulmaya çalışıyor. Bunun standartları yapan Almanya'da bir kuruluş var. Next Generation Mobile Network diye, NGMN diye. Bu konuda standartları oluşturup çalışmalar yapıyor, testler yapıyor. Yani sonra şu anda 5G'yi resmen kullanan ülke yok mu henüz? Yok. Çünkü bu teknoloji şey yapılıyor. Deneniyor. Geliştiriliyor. Evet, geliştiriliyor. Mesela telefon Samsung, hani bu reklama girmez herhalde artık. Artık bunlar birer marka gibi değildi, devlet gibi. Bu böyle bir cihaz üretti. Japonya'da meydanda birisi duruyor ve acaba bu teknoloji ne kadar çıkıyor? Şu an testler yapıyor. Mesela Japonya'da hem meydanda yani sabit dururken testler yapılmış, hem yürürken hem de trenle. Mesela trene bindiği zaman 200 km hızla giden bir trende telefonu 5G denemesi yapılmış. 4G'den de yavaş olduğu görülmüş. Ama sabit dururken 4G'nin 10 katı hızında olduğu test edilmiş. Yani şu an çalışılıyor. 2017 Kore Kış Olimpiyatlarında Olimpiyat köyü ve çevresinde 5G kullanılacağını Kore ilan etti. Yani dedi ki Güney Kore'de Kış Olimpiyatlarında ben bunu kullanacağım. Bu cihazlara sahip olanlar gelip bu konuda istifade edebilirler dedi. Yani 2017 150 sene sonra değil yani. Yaklaşık 1,5 sene sonra Kış Olimpiyatlarında bu kullanılacak ama nasıl kullanılacak soru işaretleri var tabii. Yani hani standartların olması yönünde. Bu biraz önce bahsettiğim kuruluş bunun 2018-2019 yılına doğru bütün ülkeler tarafından tabii ki hani yatırımı yapmış ülkeler. Hazır olan. Yani örneğin Afrika'da bazı ülkeler 3G bile yok. Yani tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Yatırımını yapmış ülkeler tarafından kullanılamayacak. Yani 3-3,5
kullanılabilecek seviyede. Bizden gene reklam olmayacaktır herhalde veya vermeyelim. Bir operatörümüz de, büyük operatörümüz bu kuruluşa üye ve o testlere kendisi de katılıyor. Hı-hı. Yani çok uzak değil ama dün gibi, yarın gibi, yarın gibi de yakın değil. Ama hani bu bilgiyi vermek lazım. Şu an testler yapılıyor. Cihazlar, cihazı üreten şirketler cihaz üretmeye çalışıyor. Yani böyle bir vizyon verdi artık bunu teknik adamlar. Şimdi tabii burada şöyle bir tartışma da var. 3-3,5 yıl teknolojinin hızlı gelişimi içerisinde uzun bir zaman mıdır, kısa bir zaman mıdır? Zaman dediğiniz kavram aldığınız parametreye göre görecelidir. Evet, doğru. Yani şimdi biraz önce mesela Mehmet'le konuşurken dedi ki Siri uygulaması. Şimdi 3 yıl önce deseydik ki biz ya da 2 yıl önce bak böyle böyle telefonla diyeceksin ki yarın beni şu saatte uyandır başka bir şey yapmayacaksın. Hadi canım sen de onun en az bir 10 yılı vardır cevabını alacaktık belki. Aynen öyle. Yani dolayısıyla teknoloji dediğiniz zaman, elektronik teknolojisi dediğiniz zaman 1 yıl bile çok şey özür dilerim. Tabii yani 1 yıl bile uzun bir süre. Doğru aynen öyle. Belki şurada dikkat çekilmesi gereken şey şu, biz daha 3G'deyiz biliyorsunuz. Evet. 3G'nin bir üstündeki teknoloji yani. Bir 3G'nin ikiye ayrılıyorlar. İlk 3G, sonra 3G diye. Biz hani iyi bir 3G kullandık ama 4G'ye daha geçmedik. Ve bunun ihalesi Haziran'da yapılacak. Biraz daha bildiğim kadarıyla veya seçimden sonra. Bunun ihalesini alacak firma, bunun teknik altyapısını kuracak. Belki bir sene geçecek. Biz 4G'ye geçeceğiz. 4G'yi böyle bir yatırım yaptıktan sonra bu kadar insan, telefonlar, cihazlar, yazılımcılar. Bunu 5 sene kullanmak lazım, 4 sene kullanmak lazım. Ama biz o işi yaparken dünya 5G'ye geçmiş olacak. Yani, bir de o yönü var. Acaba evet yani bu yönü var. Peki biz 4G ihalesini yapsaydık eğer hepimizin kullanımına sunulması ne kadar sürecekti bu ihaleden itibaren? Kesin sürecekti. Bir yıla yakın bir süreyi zaten kapsayacaktı. Atıyorum İstanbul'un merkezinde olacak. Samsun'da küçümsemek için söylemiyorum. Mardin'de oraya yatırım götürmek nüfus işte katma değer anlamında operatörler oraya hemen pat diye yatırım götürmeyecek. Oradaki vatandaşımız hemen faydalanmayacak. 3G'yi hatırlayın. Bazistasyonu zaman aldı yani. Bir iki sene aldı veya üç sene Peki aldı. Bu arada başka bir şey daha vardır. Yani Milli Savunma Müsteşarlığı da ilk ihalenin ertelenmesinin gerçekten milli menfaatler anlamında olduğunu, çünkü yerli teknolojinin de bu konuda çalışmalar, ARGE çalışmaları yaptığına ilişkin açıklamalar yaptı. Yani erken olması yabancı sermayenin daha fazla işine yarayacak, biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi filan. O da öyle bir topa girdi. Ama yani topa girmesi güzel de şey önemli burada. 5G teknoloji başka bir şey mi oluşturacaklar yani? 7G mi yapacaklar? Hayır. Tabii ki değil. Yani tabii ki değil. Bunlar artık bu teknolojiler yerli veya yerli olmayan diye ayrılmıyoruz. Teknoloji dediğimiz şey var ya, sınırları ortadan kaldıran. Bir ülkenin tabii ki patentini alması vesaire önemli ama şimdi herkes kullanıyor. Bence bu standartları oluşturan kurumlara biz de katkı vermeliyiz veya o standartları oluşturan kurumlardan oluşturmalıyız. Yoksa yani iletişim teknolojilerinde farklı şeyler üretmek kolay değil. Keşke yapılabilse. Yani milli bir şeyden hani onu çok şey yapamadım. O açıklamayı okuyamadığım için anlayamadım ama katkı vermek lazım. Yani o Almanya'daki kuruluşa gidip veya biz de kurabiliriz bunları. Katkı vermek lazım. Yani bu açıdan iki açıdan bakılabilir. Bardağın boş tarafı. Biz daha 4G'ye geçmedik. 5G'ye nasıl zıplıyorsun ey Cumhurbaşkanı diyenler olabilir. Hani biz her şeyin uzmanıyız. Hiç hani bu işin teknik insanlarını biraz dinlememiz lazım. Programlar yapılsa, köşe yazarları yazarsa okusak. Okumadan bilmeden eleştiriyoruz veya alkışlıyoruz. Hani iki taraflı yapılıyor. Şeyleri görmek lazım biraz. Öyle bakmak lazım olaylara. Evet. Soğukkanlılıkla araştırıp sonra değerlendirmek lazım yani ki olacak olan da o herhalde önümüzdeki süreçte. Sonuçta bu seviyeye gelmiş birisine danışmanları var. Hani bazı bilgiler veriyorlardır. Çok şey görmedim ben açıklamayı. Yani mümkün değil. İki liderler hedef gösterir, arkadakiler yapar. Yani biraz öyle bakmak lazım olaya. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz bu haftalıkta. Bir bilgi daha vereyim. Yani TRT Radyo Dijital Hayat programımız olmayacak. YSK'nın milletvekili seçim listesini okuyacağı için. Buradan dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Bu hafta dinleyicileriniz sizden mahrum kalacaklar. Evet. Peki. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar.